Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Önümde çok güzel viskon bir kumaşım var arkadaşlar. Ne dikeceğiz? Çok kolay, kruvaze bir elbise dikeceğiz arkadaşlar. Dikiş dikmeyen arkadaşlarım bile, dikiş dikmesini bilmeyen arkadaşlarım bile dikecek. O kadar kolay, kruvaze bir elbise dikeceğiz arkadaşlar. Şu an benim önümdeki kumaş 1.35 uzunluğunda. Sizler de istediğiniz boy yapabilirsiniz. Ben kendime göre ayarladım. Çift en 1.35 kumaşım var. Kumaşım 2 kat. Şöyle 2 kat. O kadar kolay ki inanın çok şaşıracaksınız. Hele son halini gördüğünüzde bir o kadar daha şaşıracaksınız. Evet arkadaşlar. Şimdi tek almamız gereken ölçü kalça ölçümüz. Yine kalça ölçümüzü baz alacağız. Kalça bölü 4 artı 1 santim bolluk payı veriyoruz. Hemen ölçümüzü işaretliyoruz. Ben yine 116 kalça ölçüsüne göre çalışacağım. Kalça bölü 4 artı 1 dediğim zaman 30 santim çıkıyor. Şu kısımda 1 santimde dikiş payı vererek ölçümü alıyorum arkadaşlar. 31 santimi şuradan hemen alıyorum. Evet, kumaşım çok desenli. Çizgileri görmeyebilirsiniz ama çok kolay anlayacaksınız zaten. Bu 31 santimi bütün kumaşımın boyunca alıyorum. Şöyle. Şöyle ben almıştım. Hemen buraları kapatıyorum. Burada arka bedenimi çalışacağım. Arka bedenimi çizdim. Kalça bölü 4 artı 1 bolluk payı 1 santimde dikiş payı verdim arkadaşlar. 31 santimi işaretledim. Bütün kumaşımın boyunca. Burası benim arka bedenim. Şimdi aynı ölçüyü bu tarafta da alacağız. Kalça bölü 4 artı 1 bolluk payı artı 1 de dikiş payı. Hemen aynı ölçüyü, yani 31 santimi aldığımız bu ölçüden tekrar alıyoruz. İşaretliyoruz ve burayı da kapatıyoruz arkadaşlar. Ben dikiş dikmesini bilmiyorum diyen kalmayacak. Ölçümüzü aldık. Arka bedenim, ön bedenim arkadaşlar. Tek yapmam gereken koltuk altımı vermem. Bunu da hemen şuradan aşağıya, bedenimin ortası burası, 25 santim olarak işaretliyorum. Hem ön bedenime hem de arka bedenime doğru şöyle işaretimi koydum. Şimdi hemen arka bedenimi çıkaracağım. Çizdiğim yerden kesiyorum. Koltuk altım için 25 santim ölçü almıştım ya. Buralara hemen çıt atıyorum arkadaşlar. Şöyle üçgen çıtlarımı attım. Koltuk altlarım belli. Kol oyuntum yok. Yaka oyuntum yok. Herkes dikebilecek. Kol altımı belirledim. Çıtlarımı aldım ya arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi yakamda da yapacağım. Yakam içinde 10 santim şuradan bir ölçü alıyorum. İşaretliyorum. Arka bedenimin yakası. Aynı ölçüyü ön bedenimde de yine bedenimi bulduğum çizgi üzerinde bu tarafa doğru 10 santim yaka
ölçümü işaretliyorum. Yaka oyuntusu yok, kol oyuntusu yok. Aldığım bu ölçülere de çıt atıyorum. Yakamı belirledim. Buradan da yakamı belirledim. Arka bedenimi topluyorum. Şöyle ön bedenimi çekeyim. Aldığım beden çizgimden itibaren yakamı çalışacağım arkadaşlar. Onu da nasıl yapacağız? Şimdi 31 santim aldık. Şurayı kapattık ya. Buradan bu tarafa doğru santimlik bir ölçü alıyorum. Aşağı kadar alacağım bu ölçüyü. Şimdi aldığım bu çıt benim yaka çıtım. Yakamın açıklığını şurada belirleyeceğim. Bedenime doğru. Yakanın açıklığını ne kadar istiyorsanız arkadaşlar. Ben çok açık olsun istemiyorum. Şöyle kendime bir ölçü belirledim. Şurası benim için çok uygun. Yok, şöyle. Evet, şurası uygun. 18 santimden yakamı işaretliyorum. Hemen burayı çiziyorum. Burayı çizdim. Şimdi kurvaze çalışacağız ya. Şuradan da 15 santimlik bir ölçü almıştım. Şurası 15 santim. Cetvelimin şu yakamın gittiği gibi burayı devam ediyorum arkadaşlar. 15 santimlik ölçüme kadar burayı da çiziyorum. Şöyle o kadar bastırdığım halde şöyle şuradan şuranın ölçüsünü hemen vereyim. Şöyle cetvelimi tuttuğum zaman 46 santim. Şurası 46 santim arkadaşlar. Hemen 1 santim pay vererek yakamı kesiyorum. Bedenimden şuraya da 15 santim ölçü almıştım. Tam da dokuma kenarlarına gelmişti. Bunları hiç çıkartmayacağım arkadaşlar. Kıvırıp dikeceğim. O yüzden tam burada kalsın. Büzme de yapmıyor şu an. Hiç büzme yapmıyor. O yüzden bu kenar dokumalarını kullanmak istiyorum. Evet arkadaşlar, kalıbımız bu kadar. Şimdi kol kalıbını çıkartacağız. Kolum için 50 santimlik bir parça kestim arkadaşlar. Kol boyumu yakamdan itibaren hesaplayacağım. 70 santim olarak alıyorum. Onu da şöyle yapacağım. Şu an kumaşım 2 kat. Bir kat daha katlıyorum. 4 kat. 5 santimlik olduğu için desenlerine dikkat ediyorum. 25 santimden şöyle kolumu, kol genişliğim 25 santim, kol boyumu da 70 santimden hesaplıyorum. Dikiş payı da ekliyorum. Bana yeterli arkadaşlar. İşaretimi aldım. Hemen kolumu çıkarttım.
çıkartıyorum. Şuradan itibaren 50 santimmiş. Şurayı da aldım. Kolumu kesiyorum. Gene biraz pay bırakacağım. Belki bir detay çalışabilirim. Kolumun genişliği şimdi önemli. Bileğime doğru nasıl istediğimin, bileğimin genişliğini nasıl istediğim önemli. Şöyle yapalım bakalım. Şurası iyi. Her şey göz kararı. Bilek ölçüm 20 santim arkadaşlar. Hemen cetvelimi şöyle yerleştiriyorum. Şöyle kesiyorum. Şurada birazcık açma yaptım. Yarım santim kadar arkadaşlar katladığım zaman dikerken bana kolaylık sağlayacak. 1 santim pay vererek kesiyorum. Kolumda bu şekil takılacak. İki bedenimi üst üste koydum arkadaşlar. Çıtlarımı dikkate alarak omuzları birleştiriyorum ve buralardan dikiyorum. Arkadaşlar son anda bir fikir değiştirdim ve kollarıma şöyle bir detay ekledim. Lastik kestim. Şöyle 15 cm yukarıdan lastiğimi zikzak dikişiyle çekerek koluma diktim. Sonra da yan dikişlerimi kapattım. Kolum bu şekilde oldu. Şimdi kolumda şöyle kollarını kıvırmak kaldı. Kenarlarını kıvırmak kaldı. Şu yakada da şöyle yapacağım. Yine benim kurtarıcım 3 santimlik biyelerim. Yine velevden 3 santimlik biyeler kestim. Şu şekilde dikeceğim. Şöyle hemen yarım santimden dikeceğim. Sonra biyemi çevirip bir dikiş daha atacağım. Yakamı temizleyeceğim. Şu uçtan, şu kruvaze uçtan olduğu gibi şöyle geleceğim. Diğer uca kadar. Biyemi dikeceğim, yakamı biyeyle temizleyeceğim. Sonra da şu kenar kısımları hemen şöyle bastırıp şöyle makine çekeceğim arkadaşlar aşağı kadar. Son olarak da eteklerimi de kıvıracağım. Kollarımı da tabii kıvıracağım. Bir de belinde bir kemer detayı çalışmak istiyorum. Onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar, çok basit bir kalıp çıkardık. Kol oyuntusu yok, yaka oyuntusu yok ve kruvaze bir elbise diktik.
İnanın çok şık, çok güzel oldu. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.